Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Serdar Bayram. Bugün pfSense ile Active Directory otantike işleminin nasıl yapılacağını inceleyeceğiz. Burada izleyeceğimiz yöntem pfSense üzerinde Captive Portal yapılandırmasını Active Directory serverum üzerine kuracağım. Bunu siz başka bir server'a da kurabilirsiniz tabii ki. Active Directory serverumun üzerine kuracağım. Radius server ile konuşturup Radius Server'ın Active Directory'nin veri tabanından kimlik sorgulamasını sağlayacağım. Bu işlem için sanal test ortamımda pfSense 2.1.5 kullanıyorum. Bu işlemin aynısını pfSense 2.2.1 versiyonunda da yapabilirsiniz. Elimde hazırda bu olduğu için bunu kullanıyorum şu an. 2.2.1 ile de denedim. Herhangi bir problem çıkartmıyor. Aynı adımları onun için de kullanabilirsiniz. Onun dışında bir adet domain controller'ım var. Ve de bir adet client makinem var. Öncelikle pfSense makineme bağlandım. Üzerinde yüklü olan paketlerimi şu şekilde görüntüleyebiliriz. Paketler bölümünden kurulu olan paketler, standart paketler. Şunlar zaten internet bağlantısı için şu an hiçbir önem taşımıyor. Bunlar aktif çalışır durumda. Ki bunlar olmadan da aynı adımları uygulayabilirsiniz. Burada proxy server'ım transparan modda çalışıyor arkadaşlar. İnternet bağlantımı kontrol edeyim. Gördüğünüz gibi internete makinem sorunsuzca çıkıyor. Şimdi bu işlemde öncelikle domain controller makineme bir adet Radius server kuracağım. Kuruluma başlıyorum. Manager ekranımı açıyorum. Add roles and feature bölümüne gelip Free Radius için gerekli rolü yükleyeceğim arkadaşlar. Burada Domain Controller'ımı görüyorsunuz. Next diyerek devam ediyorum. Burada yükleyeceğimiz bileşen arkadaşlar, Get arkadaşlar Network Policy and Access Services olacak. Buna check koyup adımları okuyabiliyorum. Zaten burada hemen yükleyeceği paketleri bize gösteriyor. Next diyerek kurulumumu başlatıyorum. Next diyerek devam ediyorum. Kuracağım servis Network Policy Server olacak arkadaşlar. Next diyerek devam ediyorum ve yükleme işlemini başlatıyorum. Evet arkadaşlar, şu an kurulumumu tamamladım. Radius server'ım kuruldu. Şimdi Radius server'ımı yapılandırmaya başlayacağım. Öncelikle Radius server'ımı açıyorum. Network Policy Server bölümüne geliyorum arkadaşlar. Evet. Şu an burada yapılandırmamıza başlayacağız arkadaşlar. Öncelikle Radius Client. Radius Client'ıma new diyerek bir isim vereceğim buna. pfSense -internet diyorum arkadaşlar. pfSense makinemin IP adresini giriyorum. 10.20.1.1. Hemen buradan verify diyerek doğrulamayı gerçekleştiriyorum. Kaydediyorum arkadaşlar. Manuel bir güvenlik kimliği giriyorum. Bunu Captive Portal'ı yapılandırırken kullanacağım arkadaşlar. Ben Serdar diyorum ya da internet de diyebilirim. İnternet diyorum arkadaşlar.
Okey diyorum. Şu an Radius Client'ımı oluşturdum. Şimdi Radius Client'ım için bir Network Policy uygulayacağım arkadaşlar. New diyorum. New dedikten sonra Policy'me bir isim veriyorum. pfSense ya da direkt internet yetkisi diyelim. İnternet yetkisi. Next diyorum arkadaşlar. Add diyerek burada ne yapacağımı seçiyorum. Şimdi burada arkadaşlar yapacağımız, kuracağımız mantık önemli. Ben Windows Group olarak Active Directory'den internete çıkmasını istediğim kişiyi buradan belirleyebilirim, grubu buradan belirleyebilirim. Eğer siz Active Directory'de var olan bütün kullanıcıların, domain üyesi olan bütün kullanıcıların kullanıcı adı parolaları ile internete çıkabilmelerini istiyorsanız, benim tavsiyem Windows Group seçeneğinden Add diyerek Add Groups bölümünden Domain User'ı seçebilirsiniz. Bu sayede domain'deki bütün user'lar internete çıkabilecektir. Eğer siz sadece belli bir gruba internet yetkisi vermek istiyorsanız arkadaşlar, buraya o grubun adını girip okey demeniz ve daha sonra internete çıkarmak istediğiniz kullanıcıları bu gruba dahil etmeniz yeterlidir. Ben makine domain'deki bütün kullanıcılara şu an internet vereceğim. Domain users'ı seçtim. Okey diyorum. Gördüğünüz gibi Windows grubu Serdar Bayram DC'sinin altında tüm domain user'ları internete çıkarması için bir yetki tanımlıyorum. Next diye devam ediyorum. Access granted diyorum. Bu bir onay olacağı için Access'i seçiyorum. Next diyorum arkadaşlar. Buradaki ayarlarda bir değişiklik yapmıyorum. Next diyorum. Next diyorum. Burada arkadaşlar Encryption bölümünde No Encryption seçeneğindeki çeki kaldırıyoruz. Next diyoruz. Ve Finish diyerek tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an internet için gerekli kuralı oluşturduk. Burada var olan standart gelen kurallar bulunuyor. Bunları disable edebiliriz. Bizim çalışmamıza bir katkısı olmayacak bunların. Disable ediyorum arkadaşlar. Şu an Captive portalın yapılandırmasına geçebiliriz arkadaşlar. Windows Client makinama geçtim ve Captive portalı yapılandırmaya başlıyorum. Öncelikle internetimizi tekrar bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu an makinem sorunsuzca internete çıkmakta. Herhangi bir şifre isteme ekranı ya da benzeri bir şey karşıma gelmiyor. Ama birazdan bu özgürce giriş engellenecek arkadaşlar. Captive portala geliyorum arkadaşlar. Bir zone oluşturacağım. Burada dikkat etmeniz gereken önemli nokta şu. Az önce Radius Client'ta oluşturduğum isim ne ise, yani burası, Captive portaldaki isim de aynı olmak zorunda. Eğer farklı isimlerde zone oluşturursanız, burada oluşturduğunuz Captive portal kesinlikle Radius Server'la haberleşmeyecektir. Bunun için dikkat etmeniz gereken nokta burası. Açıklamaya pfSense Active Directory Authentication Continue diyerek devam ediyorum arkadaşlar. Captive portalımı enable ediyorum. LAN interface'ime uygulayacağım bir işlem olacak arkadaşlar bu. Burada logout pop-up window. Bağlanan kişi yanda bir log off internet bağlantısını kes pop-up'a açılsın mı diyor. İstemiyorsanız bunu koymayabilirsiniz. Ben görmeniz için koyuyorum bunu.
Şirket yapısında böyle bir şeye ihtiyaç yoktur tabii ki. Herkes her zaman bağlı kalmak isteyecektir internete. Burada after authentication redirection URL diyor arkadaşlar. Burada bağlantıyı sağladıktan sonra yönlendirilecek adres geliyor. Dilerseniz bunu aktif edebilirsiniz. Ben kimlik bilgileri doğrulandıktan sonra şuradaki adrese gitmelerini istiyorum. Buraya siz kendi şirketinizin web sitesine yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi authentication metoda geldik arkadaşlar. Authentication metotta radius authentication yapacak ve burada MC version 2'yi seçiyorum arkadaşlar. Burada IP adres diyor. Radius server'ım nerede arkadaşlar? Hemen bakalım. IP'si neymiş Radius server'ımın? 10 21 10. Hemen IP'yi yazıyorum. 10 21 10 diyorum arkadaşlar. Port söylemiş zaten. 18 12'ye giriyorum. Shared key. Biz burada paylaşım anahtarını ne olarak belirledik arkadaşlar? Burada ben internet olarak belirledim. Siz buraya başka bir güvenlik anahtarı da belirleyebilirsiniz. Bu adımları geçiyoruz ve şurada son olarak Radius NAS IP Attribute kısmını LAN olarak ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Ve Save diyorsunuz. Evet arkadaşlar, şu an pfSense Captive Portal hizmet vermeye hazır durumda. Hemen bir ana ekranımıza gelelim. Ben burada bağlananları görüntüleyebilmek için şuradan Captive Portal durumunu enable ettim arkadaşlar. Şu an bağlı hiç kimse olmadığı için Captive Portal'a gördüğünüz gibi burası boş. Şimdi arkadaşlar burada Active Directory'mdeki kullanıcılarıma baktığım zaman kimler var? Bakalım, ben varım ve de bir kullanıcı daha oluşturmuşum, bu var. Şimdi ikisinden ayrı ayrı internete çıkış deneyeceğiz. Hemen bir web sitesi çağıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi karşıma artık doğrudan bir internet sayfası değil de pfSense Captive Portal ekranı geliyor. Şimdi burada Active Directory'deki kullanıcı adı parolasıyla insanlar internete çıkış yapacaklar. Size Bayram diyerek Active Directory'deki kullanıcı adımı giriyorum ve bilgisayar açılış parolamı giriyorum arkadaşlar buraya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şurada hemen az önce bahsettiğim pop-up çıktı. Logout dersem internet bağlantımı kesecek. Kapatıyorum bunu ve doğrudan beni belirtmiş olduğum web sitesine yönlendirdi arkadaşlar. Şimdi aynı işlemi burada da gerçekleştireceğim. Burada da diğer kullanıcı ile giriş yapacağım sisteme. Hemen bir milliyet.com açmayı deneyelim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da sudo afet kullanıcısıyla giriş yapalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi internete doğrudan çıkış alabildik artık ve buradan sonra insanlar kullanıcı adı parolalarıyla güvenli bir şekilde Active Directory'den otantiki olarak kimlik doğrulamasından geçerek
internete çıkış yapabiliyorlar. Şimdi hatalı yanlış bir bilgiyle giriş yapmayı deneyelim. Bakalım ne olacak. Hemen şu Captive Portal'da da bağlı olan kullanıcılarımıza bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bağlı olan kullanıcılarım burada MAC adresleri, IP bilgileri görüntülenmekte. Burada hemen bir kullanıcıyı atıyorum şimdi. Kendimi hemen şutladım burada. Tekrar internete çıkmayı deneyeceğim. Evet. Yanlış bir parola giriyorum. Gördüğünüz gibi invalid credentials, yanlış hatalı bir parola girdiğimi söylüyor. Doğrusunu girelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pfSense Microsoft Server üstüne kurulmuş Radius Server ile haberleşerek Active Directory'deki kullanıcıların kimlik bilgilerini onaylayarak internete çıkış veriyor. İstediğimiz de buydu. pfSense'in Active Directory ile haberleşerek sadece domain'deki domain user'larının internete çıkış yetkisini vermekti. Bu sayede bu kullanıcıların internete çıkışlarını vermiş olduk arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.